Ne istiyorsun? Dinle beni. Böyle olmasını istemezdim. İnan bana. Çok üzüldüm ama seni seviyorum. Yalan. Aldattın. Hem de kaç kere. Beni de, babamı da, o temiz insanları da aldattın. Küçük düşürdün, rezil ettin. Haklısın ama ben... Evet sen. Ne istedin bizden? Küçücük dünyamıza girdin, her şeyi alt üst ettin. Artık bitsin. Lütfen. Nur olsan gözüme bakmayacağım. Yoluna adaklar yakmayacağım. Tövbe, tövbesi. Tac olsan başıma takmayacağım. Nur olsan gözüme bakmayacağım. Yoluna adaklar yakmayacağım. Tövbelerin tövbesi. Derdine göğsümü germeyeceğim. Bağrımı yoluna sermeyeceğim. Rüyamda sana yer vermeyeceğim. Tövbelerin tövbesi. Diyorum sonra. Orada Tarık 40 derece ateşle hastaydı. Bu sahneleri Lalezar gazinosu vardı İstanbul'da. Orada çekiyorduk. Bir odada ona
bir böyle kanepe, yatak gibi bir yer yaptılar. Orada yatıyor, kımıldayacak hali yok, ayakta duracak hali yok. Ama seti terk etmedi, gitmedi, işi aksatmamak için. Olağanüstü bir gayretle bu sahneleri çekmiştik. Hatta herkes tabii onun yanına gidiyor, rolünü bile biraz azalttı yönetmen Ertem Eğilmez, çok yormamak için onu. Herkes yanına gidiyor, geçmiş olsun diyor. Tabii doktor geliyor, gidiyor, bir şeyler yapılıyor falan ama ben bir türlü gidemedim. Geçmiş olsun demeye yanına gidemiyorum. Çünkü gidersem ağlayacağım, herkes ne düşünecek, ne bileyim işte. Onun için gitmedim ve bu sahnede bana tam çekimden önce yani o saniyelerde böyle zor duruyor zaten. Bana bir geçmiş olsun demedin dedi. Ben de yani mazeretim var diyemedim. Çünkü hemen o sırada kamera dendi ve konuşmaya başladım. Öyle kalmıştı. Neler geliyor aklıma, onun için duygulanıyorum. Hiç bitmiyor. Efendim? Ay, teşekkür ederim. Ne güzel. Sağ olun. Şahane, teşekkür ederim. İyi bir şey mi söyledin? Çok teşekkür ederim. Ne dedim? Yemin et. Canımsınız, canımsınız benim. Benim yaşama sevincimsiniz siz. Hepiniz, efendim. Ay, teşekkür ederim. İnşallah daha Allah kısmet etsin, bize o şansı versin, uzun seneler beraber olabilelim. İnşallah. Amin inşallah. Sağlıkla.